2016 yılında Hollanda milli takımının başındaki görevinden ayrılıp Türkiye voleybol milli takımı baş antrenörü olan Giovanni Guidetti, Filenin sultanları için tarihinin en büyük başarılarını getiren isim olacaktır. Bu süreçte tarihte ikinci kez olimpiyat vizesi alan Türkiye kadın voleybol takımı, bu süreçte Avrupa şampiyonalarında ikinci ve üçüncülükler alır. Aynı dönemde tecrübeli isimlerin bir milli takımla ilişkisi kesilirken, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi genç isimler ilk kez milli olmuş ay yıldızlı formayla tanışmıştır. Guidetti dönemi pek çok başarısızlık ve hayal kırıklığıyla da doludur. Turnuvalarda karşımıza her Sırbistan geldiğinde yenilmek kaderimiz olmuştur. Bunun yanında Güney Kore ve ABD'ye karşı da çeyrek ve yarı final elemeleri yaşarız. Başımızda Guidetti gibi bir hoca varken gün gelir herkesi dize getiririz düşünceleri ve ona olan güveni kıran kişi yine Guidetti olur. Herkes bizim Ferrari olduğumuzu sanıyor ama biz çok iyi bir Mercedes'iz ve Mercedes ne kadar iyi olursa olsun Ferrari'yi geçemez sözleriyle adeta yenilgiyi, ikinci planda kalmayı ve hiçbir zaman şampiyon olamamayı adeta kabullenmiştir. Voleybol tarihimizde daha büyük bir isim gelemez düşüncelerinin yanında söylenen bu sözler mağlubiyeti kaderi olarak görüp kabul eden ve asla baş kaldırmayan bir adamın sözleridir. Görevinden ayrılır. Şimdi ise yapılması gereken Türkiye milli takımının başına yenilgiyi kabullenmeyen, ne olursa olsun başarıyı hedefleyen ve bir gün orada olacağı hayali yaşayarak nefes alan bir antrenör getirmektir. Ve aranan kan adeta bir nokta atışıyla bulunur. Guidetti'nin yazdığı tarih alaşağı edilip gümüşlerin, bronzların hükümdarlığını yıkıp altın madalyalarla, kupalarla zirveyi süsleyen Daniele Santarelli. Voleybol oynarken başarısız bir oyuncu ama oynatırken dünyanın en başarılı antrenörlerinden biri. Kariyerinde sürekli yukarı adım atan, en doğru kararları en doğru yerde vermesiyle ünlü. Kazanmak için canını dişine takan bir adam. Guidetti'nin Ferrari Mercedes benzetmesine şu cevabı veriyor. Ben efsane antrenörlerle karşılaşırım. Önce ellerini sıkar, sonra onları yenmeye çalışırım. Daniele Santarelli 8 Haziran 1981'de İtalya'nın Foligno kentinde dünyaya geldi. Futbolun menbaı olan ülkelerden biri olan İtalya sokaklarında tüm çocuklar futbol topu koştururken onun ilgisini voleybol topu çekiyordu. Önce sokakta, sonra okulda başladı bu spora. Ardından da profesyonelliğe adım attı. Birkaç takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra eğitimlerini tamamlayıp antrenör sertifikalarını almıştı. Ve baş antrenör olmaya artık hazırdı. İlk takımı Snoopy Pesaro oldu. Ardından Urbino Volley ve Robert Sport Pesano'da görev yaptı. 2015 yılında bir üst ligi adım atarak Serie A1 takımlarından Imoco Volley'in baş antrenörü oldu. Voleybolcu eşi Monica de Gennaro ile de burada tanıştı. 2017 yılında da evlendi. Burada 2015, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında lig şampiyonluğu, 2017, 2020 ve 2021'de de 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Futbol takımlarında çok popüler olmayan ve tercih edilmeyen takım antrenörlerinin aynı anda milli takımlarda görev yapması konusu voleybolda çok yaygındı. Başarılı giden ve sürekli yükselişte olan kariyeri lig takımları kadar milli takımların da dikkatini çekiyordu. Ona ilk teklifi götüren ülke ise Hırvatistan oldu. 2018 yazında başına geçtiği Hırvatistan kadın milli voleybol takımının başında 2021 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar kalmış, bu süreçte voleybolda hiç başarı elde etmemiş olan ülkeye madalyalar getirmişti. Avrupa Ligi'nde kazanılan 2 gümüş madalya, Hırvatistan'ın bugün bile en önem verdiği milli takım başarılarından biri. Tarihi büyük başarılarla dolu olmayan bir ülkeyi bulunduğu yerden daha üst düzeye çıkarmak bir başarı olsa da, onun hayali şampiyonluk potansiyeli olan bir ülkeyle boynuna altın madalya geçirebilmekti. Ve şans 2022'de ayağına geldi. Dünyanın en iyi voleybol milli takımlarından olan Sırbistan kadın voleybol takımının baş antrenörü oldu. İlk turnuvasında bronz madalya ile yetinse de 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalyayı kazanmıştı. Sırbistan'da yapılan kutlamalara katıldığında, bir sonraki sene yeni şampiyonluğu kutlamak için geldiğinde Sırpça konuşuyor olacağına söz vermişti. Yabancı bir insan olarak o ülkenin milli duygularına eşlik etmek birçok şeyden daha zordu. Artık kabul görmüş, onlarla bağ kurmuştu. Şimdi sıra bu bağı kuvvetlendirmekteydi. Ancak bu duruma pek de gerek kalmayacaktı.
Sırbistan'ın şampiyon olduğu turnuvada Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın skorlarla biten setlere rağmen 3-0'la elenen Türkiye, çeyrek finalde turnuvaya erken veda etmişti. Ardından yaşanan Ferrari ve Mercedes olayı Guidetti'nin sonunu getirmiş, yüksek potansiyel vaat eden bir milli takımın baş antrenör koltuğu boşa çıkmıştı. Birçok potansiyel için üzerine konuşulsa da yetkililerin gözü Santarelli'den başkasında değildi. Şampiyonluk geleneğine sahip olan bir ülkeyle kazanılan madalya önemli ancak alışılmış bir değerdi. Şimdi sıra kariyerinde bir adım daha yukarı atma zamanıydı. Şimdi görevi bir Mercedes'e binip onunla Ferrari'yi alt etmekti. Henüz 2023'ün ilk aylarında başına geçtiği Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı için muhteşem sözler söylüyordu. Birçok yetenekli ve potansiyelli oyuncu vardı takım içinde. Eksik olansa herkesin farklı düşünce yapılarıyla hareket etmesiydi. Kişinin ya da kişilerin bir önemi yoktu. Herkes aynı yolda yürüyecek, aynı hedef için savaşacaktı. Eğer bu uygulanabilirse, Filenin Sultanları için hiçbir şey imkansız değildi. Türkiye'deki ilk ayları çok zor geçti. İtalya'da çalıştırdığı Imoco Voley'in yanında henüz 2 sene geçirdiği Sırbistan'a yeni yeni alışıyorken, bir anda tüm düzeni değişmiş, yeni durağı Anadolu olmuştu. İlk işi Türkçe öğrenmek için eğitim kitapları almak ve geleneksel yemekleri tatmaktı. Baklava ve her türlü yöresel et yemeği favorisi olsa da onun aşkı Türkiye topraklarının Kapadokya, Göbekli Tepe ve her adımında bir başka tarih olan dokusuydu. Kısa sürede alıştı, kısa sürede yükseldi. Birkaç ay sonra başlayan Milletler Ligi, aynı yolda yürüyenlerin, her gece aynı şeyi hayal ederek uyuyan, birlikte tek bir hedef için, kupa için savaşan kızlarımızın zaferi olarak yazıldı tarih sayfalarına. Türkiye ile her karşılaştığında filenin diğer tarafında olan adam, şimdi bizim kızlarla erik dalı oynuyor, gönlünce coşup eğleniyordu. Artık birbirlerine inanan, yapabileceklerine güvenen ve katılacakları her turnuvanın zirvesine tam gaz giden bir Ferrari olmuştu Türkiye. Kulüp takımlarımızın Avrupa'da kazandığı başarılar bir kenarda dursun, ülke bazında karşılanamayan beklentiler artık fazlasıyla geri dönüş alıyordu. Oysa mütevazi karakteri, güleç yüzü ve doğal kişiliğiyle çizginin kenarından filenin sultanlarını kontrol ediyor. Sadece oyuncularla değil, tüm ekiple iyi ilişkiler kurmak için çalıştığını kanıtlarcasına herkes tarafından seviliyordu. 3 Eylül 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın oynanacağı yer olan Belçika'nın Brüksel şehrine bir şampiyon olarak, dünyanın bir numarası olarak gelmişti Türkiye. Finale kadar set kaybetmeyen, neredeyse hiç zorlanmadan gelen filenin sultanlarının altın madalyadan önceki son rakibi herkes için eski bir dosttu. Santarelli eski takımı Sırbistan'ın bu kez rakibi olarak çizginin diğer tarafındaydı. Sırp kadın takımının yanındaki baş antrenör ise Giovanni Guidetti'ydi. Manevi olarak da büyük olan bu karşılaşmanın galibi hem Santarelli hem de Türkiye oldu. Doğru oyunu kurmak, doğru ağı örmek ve oyuncuların en doğru yönlerini ortaya çıkarmak onun kusursuza yakın yaptığı bir şeydi. Avrupa Şampiyonası'ndan kısa süre sonra başlayan olimpiyat elemelerini de hiç fire vermeden geçen Filenin Sultanları, Santarelli ile birlikte resmen bir olimpiyat yarışmacısı. Bir tarafın kariyerindeki, diğer tarafın da tarihindeki en büyük eksikliği olimpiyat başarısı. Bugün Türkiye, Santarelli önderliğinde turnuvanın favorilerinden biri. Bir elimize attığımız o olimpiyat madalyasını boynumuza takıp dönebilecek miyiz? Bu sorunun cevabını gelecekten bugüne açılan bir pencere olan videomuzu izleyen siz izleyicimiz verecek.